bir Erkan. adam görüntü. Ne? Erkan. Evet. Başlayalım. Siz ben cevap vereyim. Kıymetli ASEN TV izleyicileri, bugüne kadar Fethullah Gülen örgütüyle alakalı bize gelen ihbarların tamamında telefonla veya kamera arkasında görüşmüştük. Burada Ordu Aybastılı güzel bir kardeşimiz var. Ben bu örgütün iş dünyasındaki yapılanmasıyla alakalı itiraflarda bulunacağım diyerek bize telefon etti. Biz kendisiyle buluştuk. Şimdi bize bunları nakledecek. Biz de sizlere aktaracağız arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş Kardeşim, geldiniz. Kardeşim biz şimdi zaten işin mevzunun e, umumiyetini seninle konuştuk. Evet. Sen buyur başla. Bismillah de bize bu işin iç yüzünü aktar. E, bu işin iç yüzü ben e, bu örgütle bir alakam yok. Normalde 2010 ile 2014'ün e, Mart ayına kadar Eker Örme denilen e, bir triko firmasına, tekstil firmasına Genel müdürlük yaptım. Nerede baba oldu? bu? Bu e, Eyüp Topçular'da. İstanbul Avrupa Yakası'nda. Ben e, bu şirkete başlarken de bu şirketin e, Fetullah Gülen'ci FETÖ örgütünün olduğunu bilmiyordum. Daha sonra 6 ay sonra e, yakınlaşmalarımız olduktan sonra bunların bu örgütten olduğunu anladım ve çok derinde olduklarını anladım. Nasıl anladın ki baba derinde olduklarını? Derinde olduklarını e, birebir anlattıklarından, gördüklerimden. Ne gördün? E, ne gördüm? E, çok yüksekteki emniyet amirlerinin, polislerin ee, bazı milletvekillerinin iş şirkete gelip gittiğini gördüm. Daha sonra bu kişilerin adlarının FETÖ örgütüyle anıldığını gördüm. Ee, gezi olaylarında tweet atma meselesinde e, adresler elime tutuşturup bu adresten tweet atmam istendi. Güvenliler elemanlara tweet, e, bu tweet adresini verip şifreyle beraber sabah şimdi, kadar tweet atmamız istendi. Şimdi gezi olaylarında evet. dendi ki sana tweet at. Niçin tweet at? Ümit hükümete karşı mı Hükümete karşı tweet atmam istendi. Güven, Allah Allah. güvendiğim 10 e, tane elemanı da içeriden. Evet. E, bu Twitter adresi sana verip sabah kadar tweet atmamızı. Yani sana tweet adresi yapmamızı. verildi şifreli. Evet. Sana ait değil ama. Bana ait değil. Ben Twitter evet. kullanmıyorum zaten. Evet. E, bana bunlar verildi. Sen e, yaptın mı? E, ben yapmadım. Buna itiraz Neden? ettim. Ben şu hükümete karşı dedim. Ben orada AK Parti'yi destekleyen bir insanım. Ondan sonra zaten ilişkimiz koptu. E, beni çıkartmak için veya işte beni süründürmek için diyelim. Ellerinden geleni yaptılar. Ben 1-2 ay dayanabildim. Yani bir müddet daha devam ettim. Sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ee, Tabii bu süre zarfında bana kin güttüler. Çünkü bu örgütün şöyle bir yapısı var. Eğer onlardan değilseniz onların en büyük düşmanısınız ve sert türlü uğraşıyorlar. Yani sizi bitirmek için her türlü uğraşıyorlar. Ben Nasıl iki, yani? Ya, bir başka bir şirkete başvurduğunuzda Arkanızdan gidip işte bu eleman PKK'lı bile diyebiliyorlar. Ol. Yani işe aldırmıyorlar. Bunun çok mağdur olan arkadaşımız var. Ee, mesela bir arkadaşımız var solcu de, diye işten çıkarıldı. Ve bu arkadaşın üç tane çocuğu var. Bu arkadaş üç tane şirkete giremedi. 3 ay boş kaldı ve bu e, vuracağım dedi yani onu. Silahla kapısına dayandı. ve bugün gibi 15 tane arkadaşımıza bunu yaptı. Ve bu arkadaşlar şahittir. Ve şu anda bu arkadaşlarımla da ben görüştüm. Yani gerekirse siz onlarla da konuşabilirsiniz. Kendileri de ifade edebilirler. Ege'le reis şimdi milletvekili gördün dedin. Evet. O milletvekilleri şu an AK Parti'nin içinde var mı? Olan var. Ne diyorsun ya? Var. Şimdi sen bismillah deyince ben işin şurasını tam kavrayamadım. Bu bahsettiğin firma Triko firması. Triko firması. Triko firmasında milletvekilleri, polisler, amirler, memurlar geziyor. Yani bana çok saçma geliyor. Yani tekstil firmasında şey e eski em İstanbul'da emniyet amiri yapmış. E kapıya 3-4 tane güvenlik arabalarıyla beraber 10 kişi gelen. E yani bellerinde MP5 otomatik silahlarla şirketin içinde dolaşan adamlar gördüm. Özellikle cumartesi günleri bir takım polis asker gruplarının gelip toplantı yaptığını gördüm orada. Çünkü cumartesi kimse olmuyor eleman öğleden sonra. Kendi bölümlerinde zaten beni de almıyorlar. Onların belli bir toplantı odası var orada. Orada telefonla giremezsiniz. Telefonların hepsi dışarıda odada bırakılır. O şekilde girilir oraya. Peki, hele Kendi odaları. var mı odada sence? Ya bir tadilat yaptı ama gözüme şahit olmadım. Ben görmedim Peki onu. Peki bu çalıştığın o şirketin kapasitesi neydi? yani Ne kadar işçi vardı? Ciro bakımından nasıl bir o seviyedeydi? En son biz 60-65 kişi arasına çıktık. Her perşembe günü akşam 6'da makar kapanırdı. Yani bir stop olurdu iş yeri. Toplantı odasına bütün elemanlar alınırdı. Sohbet var gerekçesiyle. Herkes katılmak zorundaydı bu toplantıya dışarıdan liselerden öğretmenler gelirdi. Her hafta iki haftada bir öğretmen değişirdi. Geldiğinde beş dakika işte Kur'an-ı Kerim'den bahseder, sonra Fethullah Gülen'den bahsetmeye başlardı. Yani beyin yıkama olayı. Ben birkaç soru sordum o zaman hocaya da. Yani aklımda kalan YouTube'da takip ettiğim doğruluğunu sordum. Cevap veremediler. Orada yani kopukluklar başladı aramızda. Peki Fethullah Gülen'e bakış açıları nasıldı yani onu ne nasıl bir kefeye koyuyorlardı? <laughs> Lider, önder, mehdi yani nasıl bir bakış açısı vardı? Ya ben size şu kadarını söyleyeyim. Bunlar e, okumuş insanlar, master yapmış insanlar. E, ama Allah'tan çok daha çok tapıyorlar Fethullah Gülen'e. Yani ben bunu gördüm. E, Peki, ne istinaden söylüyorsun buraya. Nereden anladın bunu? Ya Allah'tan çok o adamın ismi geçiyor. Her şey o adamın ismi geçiyor. O ne derse o yapılıyor. Onun istemediği hiçbir şey yapılmaz. Ne derse o yapılır. Ve yani bu Eker Ölme, e, benden önceki yani Çamlıca'dan getirdiği elemanları e, bir araştırsın, polisle araştırsın. Veya bu arkadaşlara ulaşsınlar. Yaklaşık 20 kişi. Bu elemanlar topluca mahkemeye verdiler. E, haksız çıkartılıyoruz diye. Bunların evine silahlı adam yollamadı mı PYD örgütünden? Allah evet Allah bunları itiraf etsinler PYD derken PKK mı PYD mi PYD yani Fethullah Gülen diyorlar ya PYD diye FETO'nun FETO 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 kendi elemanları ha, kendi e, kapılarına göndermedi tehdit etmedi mi gitsin polis araştırsın elemanlar belli sigortaları belli sen tek tek sorsunlar hepsini silahla tehdit etti peki hele, o arkadaşlar şikayetçi oldular mı olmadılar e, sonuçta cüz'i bir rakama razı oldular paradan alıp başımız bela gitmesin diye peki hele, sen bunlardan şikayetçi olmayı düşündün mü ya tabii ki oldum yani olmaya çalıştım daha doğrusu Nasıl ama ya? olamadım. Nasıl oldu baba? İşime süründürmek amaçlı e, sürekli Cumhuriyet Savcılığına suç duyuruları yaptılar işte e, bizim programlarımızı sattılar işte ticari sırrımı sattı gibisinden beni uğraştırıcı şeyler yaptı. Peki öyle bir şey çıktı ondan? Yok hiçbir şey çıkmadı ben en son savcıya çıktım Cumhuriyet Savcılığına e, bana dedi ki kovuşturmaya gerek yok dedi. E, ben de bu işin aslının bu olmadığını yani bu beni uğraştırmak için olduğunu ve şikayetçi olmak istedim bunların evet. Fethullahçı örgütünün içinde olduklarını ve Bahattin Eker'in polis yetiştirmeden, asker yetiştirmeden sorumlu olan insanın olduğunu söyledim. Ve buna şahit olduğumu söyledim. Ee, savcı yüzüme bakmadı. Daha sonra ben üç tane avukata başvurdum. Uğraşmaman gerektiğini söylediler. Avukat. E, avukat. Bir davayı alamayız. Sen de uğraşma dediler. Neden dedi? E, korkuyorlar. Açıklaması. Korkuyor mu? Korkuyor. Zaten anormal bir şey yok ki. Savcı bile uğraşmaya gerek yok derken avukat o işe girer mi? Yani korkuyorlar. O o dönemde korkuyorlardı. Yani şu dönemde korkarlar mı? Zannetmiyorum korkacaklar ama o dönemde Tabii, de e, demek ki o kadar işlerindeymiş ki avukatlar dahi buna çekindiler konuşmak için. Ya garip işin garibini söyleyeyim. Bugün adliyeye gittim. Küçücük bir adliye. Toplamda savcı ve hakim toplamı 70 tane. 21'i savcı, 15'i hakim olmak üzere vazifeden alınmış. Vazifeden alınmış. Çoğu da cezaevine gitmiş. Yani 100 yani, geçti. 51 52. Şimdi, 36 tane mübarek. Kime güvenip gideceğiz de? Küçük Badriye'den şey bahsediyorum sana. Yani biz nasıl yani güvenip de bir savcıya çıkacağız? E, belki çıkacağım, cezaevine ben gideceğim. Hani korkuyorsun, ne söyleyeceğini bilmiyorsun. E, ben e, Sabiha Gökçen'de benim aklıma suçlusu yaptıklarında ben tutuklandım. E, yurt dışından gelirken. Peki neyle alakalı suç duyurusu yani suç duyurusu derken? Şirket sırlarım sattı demiş. Yakalama çıkartmış bana savcı. Yani bunun için yakalama çıkartma bir manası yok. 147. maddeye göre bana yakalama çıkartıyor. Evrak var. Suça istinaden bir şey yok. 146. maddeye göre beni tutuklayamaz. Ama polis beni tutukluyor. Gözaltına alıyor. Gözaltına alıyor beni. Beni akşama kadar şeyin içinde, kaçakçıların içinde nezaretlerde tuttular. Beni akşam 5.30'da nöbetçi hakime çıkarttılar. Ben sürünerek geldim yani eve. Ben bunları yaşamak zorunda değildim. Yani hiçbir şey olmasın, psikolojik baskı altına aldılar yani. Yani her şekilde beni yonttular. Peki, Maddi, o, manevi yonttular yani. Duyduğun ilginç şeyler var mı? Yani o şahıstan, bahsettiğin şahıstan. Çok saçma şeyler duydum. Ne gibi baba? Veyahut da böyle milletin aklına yat, Yani şöyle diyeyim, millet duydun mu çok olacak şeyler var mı? Ya şöyle basit bir şey söyleyeyim ben size. Bu tweet mevzusunda. Benim elime kağıt tutuşturduğu zaman. Evet. Ben dedim ki hani bunu neden atıyoruz? Yani halde sormakta ihtiyacı evet. duydum. Yani neden atıyoruz bunu? Bana dedi ki yani şöyle bir kelime kullandı gözüm içine bakarak. Peygamber Efendimiz'in emri dedi. Nasıl ya? Yani? Ben şöyle bir baktım yani nasıl dedim yani. Yani afalladım hani cevap da veremedim. Şöyle bir durdum. Ya dedim, Ömer Bey. Kime söylemiş Peygamber Efendimiz? Yani bu emri kime vermiş? Ve dedi, muhterem Hoca Efendimiz dedi, dün akşam görüşmüş. 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 Hepimiz bu tweetleri atacağız. Üstad şimdi bu bana çok tuhaf gelmedi. Diyeceksin ki niye? Şimdi bunlar bir Türkçe olimpiyatı yaptılar. Evet gittim. O yani. Türkçe olimpiyatında. Gitmekte zorundaydık zaten. Yani 16-17 yaşındaki ergenleşmiş kızlar o takva hoca efendilerinin önünde hoplayıp zıplarken. Evet. E, bunların en büyük hoca efendisi. O Allah'ın belası. Dedi ki Peygamber Efendimiz Sellem, Türkçe olimpiyatlarına teşrif buyurdular. Çok yani var. Öyle kendisi görmüşler. kendisi evet. oraya gelmiş ya bu seninki de çok tuhaf değil ben yani. Da işittim yani. Ya. Bunlardan işittim Bunlardan işittim. Bunlarda Mutanika da var. Evlerde kızları ev abilerine verme de var gecelik. Ben bunları Nasıl da yani? bunları da biliyorum. Yani Gece, gecelik. Tabii Mutanika yapıyorlar. Sözde İran'a çok karşılar. Mutaya çok karşılar ama ev abilerini peşkeş çektikleri kızları söylesinler. İş adamları peşkeş çektiği kızları söylesinler. Ee, şu anda Niye itiraf ediyor. Şantaj yani kaset mesela. Tabii almışsın. canım yani. Allah Allah. Kızlar pek hele başörtülü mü kızlar? Evet. Genelde ne diyorsun ya? Evet. Ya şimdi açık söyleyeyim. Bu zamana Bunlar kadar bu bir aktarma yapalım. Öyle bir kızlar varsa bize ulaşsınlar. Bir de bu cinsel yüz, Yüzlerinde İnframetli. yok. Yüzlerinde gizleriz yani problem değil. Bunları... Ses sadece alırız. sesini değiştiririz. Hiç problem değil. Bunların bu cinsel e, mevzularla alakalı pek konuşan olmadı. Tabii bu iş bilinen bir bazı bayağı, mevzular var. En son, o ev ablarından bir tanesi ünlü bir iş adamının Antepli, Gaziantepli bir iş adamının kızı. Yani o da zannedersem tekstille alakalı olması lazım o kişide. Onun kızı bu işlerden sorumluydu. Evet. O bayan itiraf etti, itirafçı oldu. O kızdan nasıl peşikeş çekildiğini isim isim de verdi. Ne diyorsun? Yani, şu anda zaten internette olsun, haberlerde olsun hepsinde geçiyor. Kız itirafçı var oldu. Hı? Röportaj mı yapmışlar? Ya bilmiyorum gaz gazetelere var. kadar çıktı. İtirafçı olmuş yani. Ünlü bir iş adamın kızıymış. Üniversitede olmuş bu olay. Milletvekili gördüm dedin. İşte orada konuşurlarken hiç kulak misafir oldun mu? Hayır o oraları bizi almıyorlar. Almıyorlar mı? Onlar o kadarını almıyorlar bizi yani. Peki sen bu ortamları görünce ne düşündün aklından? Ne geldi? Ya nereye geldim dedim ben yani burası ne dedim? Bunlar nasıl din yani? Dindar adam. Nasıl bir dindar yani beş vakit namaz kılıyor. Ya ben namaz Namazı zaten terk kılmıyor. Arada. Yok terk ettiğini görmedim sürekli beş vakit namaza gidiyor. Ama şöyle bir şey oluştu bende. Müslümanlık buysa ben Müslüman değil miydim o zaman yani? Maşallah. Cık cık. Hani böyle de Müslümanlık olmaz. Kelime doğru değil de. Yani ya doğru ama değil işte yani değil de yani artık ya yani. en büyük darbeyi böyle yaptı bu şerefsizler zaten. Yani evet. beş vakit namaz kuluyor ama karşında yapılanlar... E sen şimdi beş vakit namaz kılıyorsan bayram birinci günü eleman çalıştırmayacağını bilmen lazım dinen. Çalıştıramazsın. Sen bana inatla benim yüklemem var, benim işte bunu yüklemem lazım diye para karşında yani eleman çalıştırıyorsan bir de bana bunu şunu söylüyorsan 50 milyon fazla ver millet aç zaten diyebiliyorsan bu senin karakterini gösterir. Artı Fethullah Gülen'in 2010 2014 arasında bütün kazaklarını ben yaptım. Videolarında da giydiği kazaklarını. Hepsini ben gönderdim. Şu an giyiyor mu? Giyiyor. Bunların ceplerine koydukları notlarda ne yazıyordu? Bunun hesabını versin. Ne mesaj gönderiyorlardı? Kim gönderiyordu reis? Ömer Eker. Bunun, o paketlenirken gömlek ceplerine notlar, kağıtlar yazırken bu kağıtların içinde ne yazıyordu? Gömlek Hangi... mi triko mu reis? Triko. Cepli. Onun Cepli Onun, not, tabi, not bırakıyordu. Bu, ce, bu notlarda ne yazıyordu? Ne mesaj gönderiliyordu? E gel sen hiç baktın mı? Bakmam fırsat yok ona baktırmazlar. Ben sadece koyarken gördüm. Ha, sen şahit oldun ama için mu muhtevayı bilmiyorsun. Hiç mi reis? Ya ben çok... Ya alamıyorsun zaten şimdi trikoları aldılar. Hı. Cuma günden ben, bana bitirttiler dikildi. Ütülendi her şey ayarlandı. Ben notlar yapırken gördüm. Bana dedi ki adını söylediğim kağıda yaz. Ver bana. Siyaseten mi He. gördün diye. Ni e, bence öyle. Neden dedim? İşte dedi muhterem hoca efendim sana bir dua etsin dedi. Borcun harcın biter dedi. Zaten onlar onu okuyup gönderiyordur. <laughs> Okuyorlardır o trikoları. Biz de böyle beyinsiz millet olduğu için onlara uyan. Zaten bir kere giyiyormuş. E, kendisi söyledi bana bu. Hatta kendine de bir tane hatırası var. Kokusu üstündeymiş. Yani o kokusu siniyormuş kaza. Onu saklıyorlar bir kere giyiyor. Yani, şey e, bu adamın bir tane ceketi var. O zaman o devamlı o ceketi giyip bırak giyip koklatıyor herhalde. Ben e, onların gelen bir hocasına ben bir soru sordum. Koptum yani artık çünkü derste ben bekliyorum ki hadis anlatılsın, Kur'an anlatılsın. Yani bir ders veriyorsanız bize, bize onu anlatın, bize dinimizi anlatın. Bana Fethullah Gülen'in kitabını niye açıp anlatıyorsun? Eğer sen nur cemaatiysen, Said Nursi'den neden anlatmıyorsun Nurten? Neden Fethullah Gülen'in kitaplarını anlatıyorsun bana? Neden elemanların beyni yıkanıyor? Neden çocukları evlere yerleştirmeye çalışılıyor? Hani ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ben hocaya bir soru sordum orada. <laughs> dedim ki hocam da bir şey soracağım. Ben dedim yanlış anlama. Amerika Birleşik Devletleri Müslümanlığı dedim, dünyadaki düş, bir yani bir mod düşmanı değil mi? Sadece dedim, fikrini merak ediyorum. Evet dedi öyle dedi. Peki dedim Müslümanlığı yaydırmak istemeyen bir ülke neden dedim koruduğu bir yani Fethullah Gülen'i korusun ki bu adam eğer İslamiyet'i yaymaya çalışıyorsa neden korusun destek olsun? Boynunu büktü, cevap veremedi. Tabii sonra gitmiş şikayet etmiş Ömer Eker'e. O da bana e, bu konulara fazla girmemem, elemanlar için çok fazla konuşmamamı tembihledi. Yani sonuçta bu sual senin ipini çekti Türkçesi. Orada başladı. İpim çekilmeye başladı. Peki sen şimdi burada müdürdün, genel müdür müydün? Evet yani yani bütün elemanlardan sorumluydum, bütün şirketten. Peki sen normalde işte burada ortaklık falan gibi bir şeyin var mıydı peki? Ya bana bir makine sözü verildi, makine alındı bana önce. Nasıl? Sen mi verdin parasını? Bir kısmını ben verdim, bir kısmı onlar Ne kadar para verdin? Yani 50 bin euro yakın bir para. 50 bin euro? Evet. makine alındı, şey yapıldı, işte araç verildi. Bu aracın motoru yanıktı. Ben yaptırdım. Az ben Kendim yaptım. Kendim cebinden ee, Bana hibetler aracı. Ha. Sözde. İşlemler ama şey Bankasya aracılığıyla. Tabii tamam. şimdi yani bir telefonla Bankasya'dan istedikleri kadar kredi, istedikleri kadar makina, AC Vakit'ten istedikleri kadar iş alabiliyor. Eski Tabii. AC Vakit de sonuçta tema mağazacılık da bu örgütteydi. Gezi olaylarına kadar. Ondan sonra uyarıldı herhalde. Bilmiyorum. Ha. Ya Bizim piyasadan bildiğimiz Fethullah e, Fethullah Gülen'e yakın bir şirkette Sivaki tema mağazacılık olarak. Ama gezi olaylarına kadar. Yani gezi burayı altını var. çizelim ki. ondan sonra sanırım ya uyarıldı ya da biz yanlış biliyoruz. Hani tam net bir şey diyemem firma için evet. ama. Ama çok rahatlıkla iş alıyordu. Yani El Sivaki'den. Çünkü bazen manasız geliyor. E, çok hatalı iş yüklediğinizde o şirketin sizden iş kesmesi lazım. Normal şartlarda. Normal şartlarda öyledir. Sizi batırır yani o şirket. Sen e, 700 bin dolarlık işte iş yaparsın bir hata mal yapar. Sana bir dekont eder hepsini. İade çakar. Batarsın. Ki çok kişi batmıştır Tabii bu şekilde. Bu olaylara biz biz de tekstil sektöründe olduğumuz için şahit oluyoruz. Yani yani senin o paralar gitti. Her şey mi gitti? İşten çıktın. Çıkarıldım. Sonra? Çıkarıldım. Benden üç gün sonra e, Alevi olanlar, Kürt olanlar evet. hepsi işten çıkarıldı. Zaten çalıştırmam yasak da Alevi ve Kürtleri. Ha. Yasaklamıştı Ömer Eker. Sen nasıl soktun onları işe? Ya sonuçta benim Alevi olması, Kürt olması veya işte ateist olması benim umurumda değil. Yok, ondan bahsetmiyorum. Yani ben normal Müslüman diye şey aldım. Yani, bunlar nasıl anladı o işi? Ya şöyle söyleyeyim, e, Facebook hesaplarını takip ederek, içeride ha. birkaç tane ajan koyarak, şu anda o ajanlarda çalışıyorlar zaten orada, evet. kendi elemanları. Onları koyarak içeriden her şeyi aldılar, bilgileri öğrendiler. İyi de arkadaş benim hafızalarım şimdi şunu alm almıyor. Şimdi Alevi, Kürt dediğin adam Müslüman. Evet. E tamam, hepimizin eksiği var. E sen gavurla hoşgörü yapıyorsun. Kucak kucağısın. Müslümanı iş yerinde çalıştırmıyorsun. Gelen Müslümanı da kovuyorsun. İşte saçmalıklar o kadar büyük fazla ki. Yani şimdi bana diyor ki içeride üç tane ele alev var. Bunlar işten çıkar. Diyorum ki neden çıkartayım? Bana bir neden söyle. Bu adamların performansı çok iyi. Vallahi. Süper çalışıyorlar. Sana bir sıkıntı yapmıyorlar. İstemiyorum. Alevilerde Müslüman. Ya istemiyorum diyor. Tiksiniyorum da gördüğüm zaman. Kürt görmeyeceğim diyor içeride. Tiksiniyorum sinirimdi adamları gördüğüm zaman. E Bediüzzaman ya. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hangi ırktanmış? Kürt'tü. Ben hatırlattım onu yüzüne vurdum. Cevap vermedi. Vallahi Canlı. usta ben sana bir şey diyeyim mi? Biz hemen hemen 20 gündür Bülent abiyle çok itirafçıların itiraflarına şahit olduk. Abi biz kafayı yedik ya. Biz gerçekten kafayı yedik. Biz psikolojik bunalımdayız şu anda. Benim kadar psikolojik bunalıma girmiş olamazsınız. Çünkü ben ailemden uzak kaldım. Bu olaydan sonra boşandım. Ailevi sorunlar yaşadım. Evet. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar Rusya'da çalıştım. Niye çalıştın ki Rusya'da baba? İstanbul'da Neyse. çalışamadım. Neden? İşime taş koydular sürekli. Peşindeler yani. Evet. Yani sen oradan ayrılmana rağmen peşini bırakmadılar. Tabii. Kalıkları devam etti. Hakkımda bir sürü yani Adımı hırsıza çıkarttılar. Bu piyasa küçük bir sektör. Yani, yani herkes, büyük olduğu kadar herkes yani. birbirini tanır. Yani biz tanınan insanlarız programcılığ olarak. Şirketlerin çoğu bizi tanır piyasada olduğumuz için. beni gidip de benim işte desenlerimi sattı hırsız bu adam. Dediği zaman insana bana kuşkuyla baktı. Benim e, ben 37 yaşındayım. Ben e, 26 yıldır bu meslekteyim. Ben 26 yıldır yani bu meslekte kendime böyle bir toz kondurmadım ama adamlar beni bu şekilde toz kondurdular ve arkadaşlarım bana Facebook'lardan mesaj attı. Sen böyle hırsızlık mı yaptın diye. Ve benim çok zoruma gitti. Peki Rusya hayatın nasıl geçti? Rusya'da bunlar sana gene bulaştı mı veya geri dönünce ne oldu? Ya, orada e, bulaşma şansları yoktu. Yani bana bulaşamazlardı. Çünkü Rusya karşı. Hani onların okullarına da karşı. Çünkü Rusya da Müslümanlara karşı bir ülke. Yani en ufak şey görsün hemen Rusya çok e, seri adam adamı bir ülke. Yasaklıyorlar. Yani ben orada bir sorun yaşamadım. Çalıştım Allah şükür iki sene kadar. Bu jet düştüğünde gelmek zorunda kaldım. Şimdi çok küçük bir şirkete girdim. Yani iki 3 makinalık bir yere de çalışabiliyorum. Hani çok büyük şirketlerde çalışamıyorum. Ama halbuki senin kapasiten yüksek. Normalde ben yönetici olan, yönetici vasfı olan bir insanım. Hani iş yeri yöneten bir insanım ama şu anda desen yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, tırnaklarımla geldiğim yere geri gittim. Yani 10 sene çabaladım yönetici olabilmek için desencilikten, desencide geri düştüm. Ve çok büyük bir şirketten ben oraya gittim, kandırılarak gittim. Beni kandıran kişi de bu örgütten çıktı daha sonra, onu da anladık. Ee, şöyle bir şey var. Bana söylendi ben oraya girdikten bir yıl sonra. Oradan ayrılan elemanlar. Ömer Eker bir insan üç yıl kullanır. Eğer ona tabi olmazsan işin biter. Bana dedikleri tabi ol. Peki şu anda bu Ömer Eker'in nasıl bir pozisyonda olduğundan bilgin var mı? Ya yani bir bilgim yok. Ee, babalarını zaten görmüyorlarmış. Çünkü asıl babaları bu işin içinde. Sadece şunların cevabını versin. Fethullah Gülen zannedersen 1980 ve 70'li dönemler, kaçak olduğu dönemler. Yani polisten askerden kaçtığı dönemlerde kimin evinde saklanmış? Mahallenin başında kim nöbet tutmuş? Ömer Eker bunların hesabını versin. Öncelikle bunların cevabını versin. 3 ay 4 ay bunların evinde saklanmadı mı? Madem bunlar bu iş sadece müritlerse iddia ettikleri gibi bu işin içinde değillerse neden o zaman bu sene işte bu kadar asker çıkartılmalı, bu kadar polis çıkartılmalı diye konular geçiyordu. Ben bunlara kulak misafir oldum. Neden o kadar polis geliyordu oraya? Beni işte evlere götürdüğü zaman Ömer Eker neden ev abileri el pençe duruyordu? Ben ev abisiyle konuştuğum zaman, e, sen çok yani yüksek mertebe bir yanında çalışıyorsun dendi bana. Allah Ha bunlar belki gizli kalıyor. Çok medyatik değiller. Küçük şirketler ama bunlar eleman kazandıran kişiler. Hı. Asıl uğraşılması gereken yani polisin darbe vurması gereken kişiler bunlar. Yani müritler. Kandırılmış insanlar. Parası gitmiştir, himmet vermiştir. Bunlar kandırılmış insanlar ama bu tipler, bunlar eleman kazanırlar. insanlar kandıranlar. Esnaf toplantıları yapıyorlar. 5 dakika din sohbeti, 5 dakika sonra tamamen ticaret. Nerede, hangi şirket batakta? Kim zorda? Kim yanlarına çekilebilir? Bunların hesapları yapıyorlar. Ya Nerede var? Şöyle bir saniye şimdi batakta derken durumu kötü olan esnaflara bunlar kanca kanca takıp tabii, tabii, tabii. kendi bünyelerine mi? Bir... Onlara ta, kendilerini tabi ettiriyorlar. Allah Allah. Yani istihbaratları çok sağlam. Yani nereden istihbarat oluyor, nasıl yapıyor? Bizim MİT'ten daha iyiler. Abi o zaten belli olmadı mı? Devamlı diyorlar ki devlete sızmış, devlete sızmış. Meğerse biz onların içine sızmışız. Mevzu farklı yani, farklıymış yani. Yani ben anlamıyorum. Ben bu Fethullah Gülen'in bu kadar ben daha önce videolarını görüyordum. Ağlıyordu, sızlıyordu televizyonlarda. Hani ben böyle bir normal hoca gibi karşıladım ama bunların içine girdikten sonra yani duyduklarım, gördüklerim yani tamamen dinle hiç alakası yok bunların. Peki Fethullah Gülen'le alakalı başka böyle enteresan söyledikleri böyle kafanda kalan bir şey var mı? Ya çok konu geçti. Şimdi hepsini toparlayamıyorum kafamda ama. Ee, <laughs> beddua etti videoda. Beddua etmişti. Ertesi gün biz Ömer Eker'le odasında görüştük. O videoyu da ben içeriden odamdan izlemiştim. Ben Ömer Eker şunu söyledim. Yani yanlış değil mi dedim sence bu da. Hani fikrini almaya çalıştım. Biraz konuştuk. Sonra gülerek bana dedi ki benim annem de oradaydı dedi şu anda. Araştırsınlar. Uçak biletlerine geri dönsünler. Leyma o an, o yıl, o ayda Presilvanya'da mı değil mi? Baksınlar. Ee, peki neden o zaman yeni bir kanal açmışlardı 2013 yılında zannedersem? TV kanalı mı bir şey diye, dergi mi? Tam net hatırlamıyorum. Annesinin röportaj videosunu bana gösterdi. Röportaj vermişti. Demek bunlar mürit değil, müritlerse eğer nasıl bu kadar böyle şey hürmet görebiliyorlar? E, röportaj verebiliyorlar Samanyolu TV'ye. Yani Bahattin Eker haftanın üç günü alınıyor. İstanbul genelinde, Bursa, Sakarya'da sohbetler veren bir adam. Sohbet veren, sohbet veren kişidir. Onu alırlar sohbet vermeye götürürler. Peki sohbetlerinde Allah muht muhteva ne? ne? anlatıyor muhteva? Ben e, Bahattin sohbetlerine katılmadım. Yani e, ondan bir şey duymadım. Yaşlı bir adam ama çok müphegele, büyük abilerden. Büyüklerden. Çok aşırı hürmet gören bir adam. Ha. Yani öyle böyle değil. Yani ismi el... her yeri açar mı diyorsun? Her yeri açar. Peki o milletvekilleri çok mu hürmet gösteriyordu? Elini öpüyorlardı işte. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Ya bu adam yaklaşık 50 yıldır. Fethullah Gülenle beraber. 50 yıldır. O zaman tam Militan kuruluşundan beri var. Bana söylenen 5 kişiden bir tanesi. Kuruluşundan. Ne diyorsun ya? Evet. Yani ana nokta diyorsun yani. Ana noktadan bir tanesi. Evet. O zaman Volta mı o şu an sence? Ben kaç diye tahmin ediyorum. Kaç diye. Yani tahmin buradan biz o zaman emniyet mensuplarına arkadaşın bu özellikle belirttiği bu kısma çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. 5 kişiden birisi diyorsun. Peki hele bunu neye dayanarak söylüyorsun? Yani izlenimlerine dayanarak mı? Hayır birebir söylendi bana bu. Kim söyledi? Kendi oğlu söyledi. Ömer Faruk Eker. Şimdi övmek için söylemiştir örnek babasını yani çok sırrına vakıf oldum ben onların. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir emniyet amiri, eski bir İstanbul emniyet amiri gelip şeyhim diye eline, eline ayağına kapanıyor biliyorsa bu adam küçük bir adam değildir. Şeyhim. Gele, herkes mi öyle yapıyordu sence? Milletvekili işte. Vallahi el pençe duruyor karşısında. Peki bu emniyet müdürü kim isim versen bir mahsur olur mu? Şu an vermesek daha iyi olur. Yani bu eğer polis... Yani çok tanıdık vermem. birisi mi? Tanıdık birisi. Eski İstanbul emniyet amirlerinden. O kadar diyorsun yani. Evet. Daha sonra açığa alınan. Sen tabi bunların hepsine birebir kendin şahit oldun. Tabi de çekindim şahane şirkette. Şirketin içinde. Hatta kolunda MP5'i vardı yani. Koltuğun altında. Ve daha sonra odaya geçti. da saatlerce toplantı yaptılar. Bahattin Eker, Ömer Eker. Peki yani bunlar bu kadar kör mü ya? Bunu ne olarak görüyorlar ki böyle reis? Vallahi ne olarak görüyorlar? Yani şimdi Ömer Eker dediğiniz kişi İskoçça okumuş üniversite okumuş, daha sonra bir master yapmış bir adam. Hmm. Farklı yani ben cahil cahilim onun yanında. Ben bir okul okumadım. ama baktığım zaman ben onlardan çok çok akıllıyım. En azından ben şirk koşmuyorum. Yani bunlar şirk Nasıl koşuyor. Yani? Nasıl yani? Ya onlara göre ya haşa diyorum. Peygamber Fethullah Güler onlara göre. Ya adam ne derse olur. Ya öl dese ölecekler. Peki hele adam yani haştaksa onları da takacak mı? Takar. Nereden biliyorsun? Ya her mi şey mübah diyorlar. Nasıl yani? Bu yolda her şeyi mi batıyorlar? Nasıl 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 bu baya? Bunlar Müslüman değil mi abi? Ya sözde Müslüman. Nasıl yapıyorlar örnek örnekleri? Ya örnek verirsek diyelim bir çıkarı varsa evet bir işten onlardan olabiliyorlar. Yani Yahudi olur mu yani? Olur. Çok Hristiyan rahat olur. olur. Olurlar onlar fark etmez onlar için. Yeter ki ucunda para gelsin. Yani para için bir adam Yahudi olur, Hristiyan olur. Olurlar. Bu müritleri kastetmiyorum yalnız. Yani din değiştirir demek istiyorsun. Ya onlar onlara göre biz bunu göstermelik olarak yapıyoruz diyorlar. Göstermeli olmaz ki imandan çıkar adam. Ya yani onlar biz diyor kalbimizde böyle değiliz ama göster işte. Silahı mı dayadılar bekle baba kafana. Sana bizzat bunu söylediler mi? Söylediler. Kaç kişiden duydun? Ya ben Ömer Eker'in ağzından duydum bunu. Ya şimdi sen yani, bilinen bir şey yani bunlar Fethullah konuşmalarında da var yani kendi şeylerinde. YouTube'da da girdikleri zaman arkadaşlar e, zaten benim dediğime çıkacaktır. Bizim bizim bir büyüğümüz var. Büyüğümüz her zaman dedi ki Fethullah Gülen boynuna haç taksa Bunlar gene vardır Hoca Efendi'nin bir bildiği derler dedi. Sen oluyor. o sözü şu anda, sen o sözü resmen tasdikledin. Ya yani zaten ben söyleyeyim, Hoca Efendi dedikleri şahıstan ne emir gelirse tereddüt yapıyorlar, sorgulamıyorlar. Allah Sorgulama sıfır. Ya bu o zaman Cumhurbaşkanı'nın e, haşhaşi Terimi yerinde değil mi? Haşhaşçıların ne olduğunu biliyorsun yani. Adamlar afyonlanmış. Vallahi yani Cumhurbaşkanımız lafı giydiğini oturtuyor ya. Böyle arada bir oturtturuyor. Tam oturtturdu yani. Yerini oturtturdu. Şu anda ben e, orada çalışan e, yönetici arkadaşlar var. Bu arkadaşlarla belli bir müddet ben çalıştım. Bu arkadaşlar koyu AK Partici. Normalinde. Facebook paylaşımları öyleydi. Konuşmaları öyleydi. Asıyorlardı kesiyorlardı. Şimdi o sesleniyorum buradan. İzleyeceklerdir bunu. Darbe oldu. Gezi olayları oldu. Neden bir tane paylaşımız yok arkadaşlar? Hani AK Parti'ciydiniz? Hala çalışıyorsunuz ve hizmet ediyorsunuz. Çalıştığım nereden tahmin ediyorsun? Neyiz? Haberlerini alıyorum. Diyorsun. Bu piyasa küçük bir piyasa. Ben Facebook'larına girip baktım. Neden bir tane darbe paylaşımı yok? Bir tanesi ben Karadenizliyim. Bana her yer şurası diyen ya vatandaş. Delikanlıyım, değil mi yani? delikanlıyım diyen AK Parti için adam kesen. Ne oldu arkadaşım? Yani 2 bin lira, lira, maaş için ne oldu yani? Bir tane paylaşımın yok. Bu ülkede 250 tane insan öldü. Ben boşuna çıkmadım buraya. Millet tankın altına yattı. Ya biz ben buradan... mecbur susturuldum. Ben çözüm bulamadım. Ben çok şikayetçi olmaya çalıştım. Çok kişiye ulaşmaya çalıştım. Defalarca gittim. Defalarca konuşmaya çalıştım ama ben çözüm bulamadım. Allah kardeşim inşallah Allah Teala bu e, yaptığın itirafları gerekli makamlara bulaşmasında bizi vesile kılacak. Yani Çünkü Ahsen Tv'nin gücünü herkes gördü. Ben o yüzden Ama ulaştım. Ama şimdi reis, şimdi bunlar biliyorsun bizi çok tehdit etmeye başladı. Evet. Sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hatta onun üzerinden bir de bir grup da bizi Fethullahçı diye şu anda lanse ediyor. Şimdi <laughs> bir ara şimdi iş, bir de öyle bir komiklik var şimdi. Biz Fethullahçıymışız. Biz onların aleyhine yayın yapıyoruz. Ya, yani onları gündemde tutmak için. Malumlar ya. Şimdi reis bunlar biliyorsun devamlı tehdide başladılar. Bunları yaparsanız falan filan. Ya kardeşim tek kelime söylüyorum size. Yapsanız da yapmasanız da yani bize kötülük yapsanız da yapmasanız da bu dava yürüyecek. Biz öleceğiz bizim yerimize başkaları gelecek. Yani hava hoş. Biz buradayız. Artık mermiye kafa atacağız aga. Ölüm bir olacak. Şehit olacağız sonunda. Eee sizin gibi gavurcukların elinden de ölmek nasip olsun inşallah. Ne yapalım baba? Ölmek bir kere. Çoluk var, çocuk var, para var, pul var. Ulan bedavaya cennete gideceğiz. Daha ne istiyoruz? Bir kere ölelim. Zaten siz bir sürü polisleri öldürdünüz. Bir sürü polisleri öldürdünüz. Bir sürü polisleri işinden yaptınız. Hakimleri bağladınız. Zaten bunlar niye bağlıyor biliyor musun? Anadolu'nun ezgin çocuğu hiçbir şey görmemiş. Bir gidiyor polis oluyor, bilmem ne oluyor, falan oluyor. Yani görmediği şeyleri görünce de bu sefer yürek yemiş gibi ortalıkta geziyor. Yürek yemiş gibi geziyor, insanları eziyor. Aynen öyle. Ben ev abileri gördüm, savcılıkta okuyan. Yani savcı olmaya çalışan ev abilerini gördüm. Ve bunlar şey yapıyorlar, kontenjan açıyorlar. Yani ne kadar polis lazım? Şimdi mesela evde okuyan çocuklarla ben bunla da görüştüm. Evde okuyan çocuklarla, genç çocuklarla. Adam polis olmak istiyor, çocuk karne polisi var mı? Polisi o yaptırmıyorlar. Dökal su ve eksiği var bu yıl. Hı. Karaca eksiği var. Bundan olacaksınız. Çevik kuvvet eksiği var. Bundan olacaksınız. Ben e, şunlara da şahit oldum. Açık açık söyleyeyim yani. E, çocuklar çocukları tehdit de gördüm. Dinlemeyen çocukları toplayıp da Hı. şirkete getirip de Orada ev abilerinin tetkettini de şahit oldum. Evet abi arkadaş, şimdi, ya arkadaş şimdi ya sen şimdi okuldan attırım diyor, söz dinlemiyorsunuz diyor. Adama telefon mı değiştirdin. Sen ya. sen bu şirketi öyle bir anlatıyorsun ki ben bu şirketten resmen bildiğim bir terör örgütü e, yuvası yuvası havası alıyorum. Şu anlattıkların ya triko Atölyesi değil yani senin bu anlattığın. Ben gibi. şöyle Google'da merak ettim bir gün. Şöyle yazdım. Fethullah Gülen'e yakın şirketler yazdım Google'a. Tekstide örmeyi gördüm listede? Peki hele tanımamış mı? Ay şu anda bir işlem e, duymadım. Sadece eski bir çalışan bayan Hı. beni aradı. Ekonomi operasyon yapılmış. Haberin var mı dedi? Hı. Ben böyle bir şeyden haberim yok. Bir araştırayım dedim. İçeride tabi tanıdıklarımız var Hı. çalışan elemanlardan. Sorduk. Öyle bir şey olmadığını Hala yer aynı yerde mi? Topçularda. mı? Aynı, yani. aynı yerde. Aynı yerde. E, ben şunu anlamıyorum. Yani benim anlayamadığım konu şu. Bu adamlar bu kadar içinde faaliyet gösteriyor. Yani bunu devlet bilmiyor mu? Neden müdahale etmiyor? Hiç bilmiyor, bilmiyor. Yani bilmesi Öyle lazım. Öyle bir yani. yapılanma ki. Çünkü bu adamlar bayağı içinde. Çünkü oraya o emniyet amirlerinin, milletvekilinin geldiğini bilmesi lazım. Yani devletin istihbaratının. Yani de diyorsun ki şu an AK Parti'nin içinde. Evet. Hem de kellelerden. Ama o daha mi? felaket usta. Şimdi hadi geldi gitti bırak yerin dibine bassın. Şerefsiz gebersin gitsin. Bir de şu an hala da başımıza bela. Bir de işin o tarafı da var. Yani şimdi yarım gün ne yapacakları belli değil. Şimdi ben bu röportajı veriyorum size. Yarım gün benim başıma ne geleceği de belli değil. Yolda vurabilirler de beni. Hani ben zaten bu saatten sonra başıma bir şey gelirse bunlardandır yani. Yok ben bizim de açık açık, başımıza gelirse. <laughs> açık açık yine yani. <laughs> <laughs> yani. Bak trafik hatası diyorum. Bunlar öyle bir hain ki her türlü kılıfı uydurur bu hainler. Bu şerefsizler. Çünkü bunlar yaptıkları işleri bir bilseniz. Yani beş. Bir şu an üst makamlarda var bunlar. Birkaç tane isim var. Aklım duruyor, aklım böyle aklım duruyor, duruyor, duruyor. Parmaklarımı yiyeceğim. Yalnız usta, bu akşam ben bir sağlam istihbarat aldım. Bunun üst makamlarda, İstanbul'daki üst makamlardaki biri rahatsızlanarak vazifesine son verecekmiş. Rahatsızlanacakmış. Topluma o şekilde lanse edilecek. Rahatsızlanacak o, yerine birisi atanacak. Yani ben buradan o şirkette çalışan arkadaşlara da sesleniyorum yani bile bile hizmet etmeyin. Hani bu 250 tane şeyin kanı sizin üzerinizde. Eğer bu şirket yani iş yok diye bir şey yok. Allah herkesin rızkını veriyor. Ben o kadar uğraşıldı benimle. Allah benim yine rızkımı verdi. Ben daha çok para kazandım. Vallahi Rusya gittiğimde. Bütün borçlarımı kapattım. Hani şu an çok iyiyim. Kimseye borcum harcım yok. Ya yani ondayken ben aldığım paranın bereketini görmedim. Hani verilen Genel paranın. Para ya yani. yani Pis para. E herkesin bedduası var usta yani işin içinde. E, ya beş bin lira para için sen atamın evine yani çoluğun çocuğunu tehdit ediyor biliyorsan bu kadar paracıysan ya kusura bakma e, adam söylüyor ben işte bana diyor ki birinci ay diyor elemanları işten çıkartacağım. Neden çıkartacaksın? E, bir ay iş yok. Ya senin kasana bir ay eleman tutacak para koyamıyor musun? Yani bu bahsettiğin namaz, niyaz, işte yanına yanaşılmayan hacı abimiz, bizim o şerefsiz, o kitapsız he, Bismillahirrahmanirrahim, o şerefsiz adi köpek sadece bir aylık maaş için işçi çıkarıyor. O haçla alakalı çok merak edilen şeyleri Aytunç Altındal'ın 1998'de Yeni Şafak'ta yazdığı Papa'nın Gizli Kardinalleri diye bir yazı var. Orayı okusunlar, ha, yani. orada okusunlar o Haç maç Fethullah Gülen'in alakası nedir? Oradan bir baksınlar. Ben mesela Kadir Mısırlıoğlu. E, ben onu çok takip ederim. Kadir Mısırlıoğlu'nu çok da saygı duyarım. Tarihine yani çok kuvvetli bir adam zeka olarak da. E, ben onu Ömer Eker'e sormuştum. Yani bu adam neden e, öyleydi böyle oldu diye sormuştum. Öyleydi böyle oldu derken? Böyleydi. Yani Fethullah Gülen'ci daha sonradan 90 yıldan sonra neden döndü? Yani, yani bıraktı birbirleriyle size. tanışıyorlardı. Yani, tanış, Neden Ayrıldığını falan Bunu sordum. E, direkt küfür etti. E, Kadir Mısırlıoğlu'na. Ağzına ilk defa küfür duydum. Ben söverek yani. Sövdü. Kadir Mısırlıoğlu'na sövdü. Konuşuyoruz bunu onunla. Bir arsasının olduğunu, bu arsayı satmak istediğini Kadir Mısırlıoğlu'nun onların da almadığını kılıf hazır. Bu şekilde söyledi. Bir dünyada sövdü adama. Ben tabii ağzım açık kaldı. Hani dedim Allah kitaptan bahsediyorum. Şimdi de sövüyor. Hani hiç çok anlam veremedim. Yani bir öyleler bir böyleler. Ama anlamı şurada verecektin. Kadir Mısıroğlu sene 95'te bir laf kullandı. Bak sene 95 tarihe çok dikkat. Sene 95'te Fethullah Gülen putken Üstad Kadir Mısıroğlu bir gün Fethullah Gülen sıfıra müncer olacak. Bu millet ona senden hoca değil papaz bile olmaz diyecek evet. dedi. Kelimelere çok dikkat. Kadir Mısıroğlu hakikati gördü ve haykırdı. Allah ondan razı olsun. Allah Teala hayırlı, uzun, bereketli ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Kimse bunları tahmin dahi etmezken o gerekli şeyi söyledi. Anlayana. Biz Anladım. ne diyelim anlayana? Yani ben e, Türk halkının bunu görmesini istiyorum. Yani bu tür şirketler dediğim gibi çok tehlikeli şirketler. Küçük görünebilir, isimleri çıkmayabilir. Bekale. Ama gerçekten Şimdi tehlikeliler. Söyledin, o ismi verdin. Verdim. Pekala başka var mı? Yani <laughs> bağlantılı bu, bu şirketle veya senin bildiğin ya benim piyasadan duyduğum var. işittim. hani ben birebir şahit değilim bunlara. Ama bu şirketlerin şu anda incelemede olduğunu duydum ben bugün. Sen gene de isim ver. Onları ver isim artık zaten ayyuka çıktı. Yani bildiklerini hmm. isim verebilirsin zaten. ben çıktı. şahsen bilmiyorum. Bu diğer arkadaşların bana söylediği isimler. Şu an incelemede olduklarını söylediler. Ama ne kadar doğru doğru yansıtır bu bilemem. Hani şimdi söylerim öyle çıkmaz da bana dava yol açılır. Hmm. Hani yanlış olur bunu söylemek yer eğer incelemedelerse zaten polis bunu çıkartacak. Ama mesela Nurum triko vardır. Bu aleni bilinir. Yani i̇smi de oradan gelir zaten Nur cemaatinden gelir. Ona aleni biliniyorlar. Ama Nur cemaati... De, ya de. Yani aman şimdi bu Nur cemaati evet hmm. Bülent abi tam orada ben müdahale edecektim. Şimdi Nur cemaati deyince Allah razı olsun o Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yani talebelerinden, talebelerinden onlar dört dörtlük altın insanlar. Zaten Bunların bu, bu onlarla başlaması hiçbir başlaması bir alakası yok. Şimdi ben konuşmanın başında da müritlerden bahsettim, aldatılmış insanlardan. Hani, yani FETÖ'cü. Yani Fethullah Gülen, yani Fethullah Gülen değil de Nur Cemaatine gönül vermiş milyonlarca insan var. Himmet adı altında e, para toplan yani öğrenci gayet Ama iyiymiş. hocam bak şurayı gene ayıralım bak. Sen şimdi şurada şöyle bir hata yapıyorsun. Şimdi Nur Cemaati deyince Fethullah Gülen Nur Cemaatini temsil etmiyor. Şimdi oraya bir adını koyalım. Dümen, dümen ha, Nurculuk maskesi üzerinden. Ya onun üzerinden ha, tamam şey öyle diyebiliriz yani. ama Nurcularla uzaktan yakından Ben zaten, e, şu an Said Nursi'yi veya işte onun talebelerini veya ona gönül vermiş insanları kastetmedim. Evet. Ben bu tarz ağabey, sırf ağabey. para ve ticarete kurmuş evet. yani bu dini kullanan insanlardan bahsediyorum. Bunlar e, mürit değil, bunlar bu işin tavanındaki insanlar yani yönetenler. Anladım. Tehlikeli olanlar bunlar yani e, polis veya devlet bir himmet vermiş bir adama niye uğraşsın? Adam aldatıldığını anlamış çıkmış. Yani polisin veya işte hükümetin bununla bir işi yok. Hükümetin bunlara eleman kazandıran insanı, beynini yıkayan şirketlerle veya şahıslarla işi olmalı. Onlar da bu kişiler. Reis kamera çekiyor bizi görüyorsun. Evet. Biliyorsun bu yayınlanacak Sen TV'de evet. izin veriyorsun. İzin inşallah. veriyorum. Evet reis. Bir de Allah Teala izin verirse emniyet bu e, anlattığın mevzuları ciddiyete alıp seninle temasa geçerse o konuda da inşallah yardımcı olacaksın. İnşallah. E, 15 arkadaşım da şahitlik için bekliyor. Tamam. Yani 15 tane. 15 kişi var aynı şirketten. Onlar da şahitlik için bekliyorlar. Bunlar da sohbetlere katılmak için kovulan adamlar AK Parti'ye oy verdikleri için bu e, vatandaşlar da bekliyor. Sen Ciddi manada bir vatan evladı görevini yaptın. Allah senden razı olsun diyoruz. Buradan herkese arkadaşın anlattıklarını dikkatle harfi harfine dinlemeni rica ediyoruz. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı